Girme, 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 girme. Kalkma, kalkma. Ya arkadaş. Çok teşekkür ederim. Ödüle layık görünmek çok güzel bir şey. Layık gören herkese çok teşekkür ederim. Tüm ekip adına alıyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Selam sevgi. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. TV Plus direktörü Sayın Adem Ağabey. Olga Bey buradayız. Bir de hey olalım. Evet. Bir dakika. Mikrofon açtın mı abi bizim? Tamam. Kolga Bey buradayız. Açık mı mikrofonlar? Evet, açık. Açık. Evet. Kayıt akıyor buyurun. Evet, Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş ayağın tozuyla belgeye dönüyoruz. Ne evet. Çok teşekkür ederim Magazin Gazetecileri Derneği'ne. Özellikle sektörden birilerinin bu şekilde ödüle layık görmesi çok değerli. Yani böyle hani yan komşumuz bir hediye veriyormuş gibi. Çünkü hepimiz kocaman bir sektörün başka parçalarıyız. Aslında bir bütünüz. Onun için çok değerli buluyorum. Bu kadar şeyin içinde de koşarak geldim. Ama hani bu sadece böyle ifade etmek yeterli gelir mi? Çünkü burada bir başarı var, sizin başarınız var. Sağ olun. Projenin başarısı var. Biraz da onlardan bahsedelim, sizden bahsedelim. Baba çok güzel ve özel bir proje benim hayatımda. Biz çok özverili bir ekip çalışıyoruz. Hani gerçekten klişe bir laf var ya, kamera arkasında herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Çok güzel bir ortak enerji yakaladık. Haluk abiyle birlikte oynamak müthiş bir şans. Dikkat et abi. Ve tüm ekip birbirinden değerli isimler. Ve yani çok mutluyuz. Ve projenin özellikle şimdi bu ikinci sezonda çok başka bir kabuk değiştirdi proje. Şimdi ben oraya gelecektim. Evet, siz direkt evet. Girdiniz. Geçen sezona baktığımız zaman fragmanlar falan yayınlandı. Gördük ki böyle sanki senaryo değişikliği, evet. Çok daha farklı yerlere giden bir yeni sezon bekliyor bizi. Evet, senaristimiz Gökhan Orzun. Buradan çok selamlar. Ellerine sağlık. Çok güzel bir kabuk değişimi yarattı ve biz de hemen çok çabuk adapte olduk buna. Ve işte ailenin bir aile hikayesi biliyorsunuz. Ailenin bütün konumu, yeri, yaptığı iş her şey değişti. Ve bununla birlikte yeni bir hikaye aslında yeniden filizlendi diyebilirim. Ve biz hani çok güzel bir özveriyle çalışıyoruz ve çok keyifle çalışıyoruz. Bunları söyleyebilirim. Özellikle böyle ödüllerle taşlanınca da çok daha mutlu oluyorum. Tüm ekip adına buradayım gerçekten. Çünkü çok klişe bir laf ama gerçekten ekip işi yapıyoruz. Ve gerçekten tam bir ekip olmuş bir ekiple birlikte Baba Projesi ortaya çıkıyor. Buradan hepsine de çok selamlar, sevgiler. Bu projeden, Haluk Bilginer'den vesaire bahsettik ama Kadir karakterinden bahsetmedik. Kadir karakterinde ne gibi bir değişiklikler oluyor? Kadir karakterinde tabii bu sezon, yeni sezonla daha sırtında çok daha büyük yükler var. Çok daha mücadele alanı çok daha geniş. Ve bir şekilde hem aileyi bir arada tutup dağılmak üzere olan bir aile, Saruhanlı ailesi. Hem aileyi bir arada tutup hem de geçim sıkıntısıyla bir yandan ona yetmeye çalışan bir karakter Kadir. Ve çok bizden bir karakter, çok gerçek buluyorum ben Kadir'i. Ve öyle de zaten okuduğumuzda da hemen tüm ekip olarak çok etkilenip hemen sete yansıyor bu da. Gerçek hayattaki izler karşınıza çıkıyor mu bu projede oynadığınız zaman o karakterde, oradaki ailede, oradaki diğer karakterlerde? Evet, zaten var mıdır mutlaka gerçekten? Zaten Baba Projesi'ni ilk okuduğumda zaten çok en etkilendiğim şey çok gerçek bir aileyi yansıtıyor olması. Yani tam bir, zaten mottomuz bir Anadolu hikayesi. Tam bir bizim Türkiye'nin örf adetlerine göre şekillenmiş, onunla büyümüş, onunla yetişmiş, onunla yeşermiş bir aileyi anlatıyoruz biz. Ailede bir baba figürü, anne figürü, abiler, kardeşler,
aynı sofrada buluşmalar, akşam yemeğinde hep beraber yemek yemeler. Bunlar aslında çok bizim Anadolu'nun şeyleri, kodları. Ve zaten projeyi kabul ederken de en etkilendiğim şey o doku ve o şeydi. Yani ilk okuduğumda o apartmanın, Kamil Bey apartmanın kokusu burnuma gelmişti. Ve bunu da yani olabildiğince geçirmeye çalışıyoruz. Çok kısa, son olarak çok kısa yaz sezonunu nasıl geçirdiniz? Yazın dinlendim açıkçası, dinlendim. Güzel bir tatil sezonu geçirdim hem yurt içinde hem yurt dışında. Çünkü çok yoğun bir sezona gireceğimizi de biliyordum. Yoğun da bir sezondan çıktık. Onun için şimdi daha bir dinlenmiş, dinç bir şekilde sezona başladım diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar davet ettiğiniz için sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hazır mıyız? Kameraları evet. Doğru, kameraları doğru. Tamam. Devran hoş geldiniz. Çok şık gördüm sizi. Teşekkür ederim. Setten koştur koştur geldim biraz ama. Medya Ödül Gecesi. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi heyecanlıyız. Mutluyuz tabii. Çalışmalarımızın bir ödülle taşlandırılması hepimizi mutlu etti. Heyecanla bekliyoruz şu an geceyi. Belirtelim, gelsin hayat bildiği gibi. Tabii ki. Evet, gelsin hayat bildiği gibi ekibi adına da buradayım aynı zamanda. Hepsinin selamını, sevgisini ilettim. Teşekkürlerini getirdim. Bakalım, mutluyuz. Artık yoğun tempo çalışmalar başladı. Nasıl geçiyor? Set ortamları nasıl? İş o kadar yoğunuz ki şu anda az önce aksiyon sahnesi çekiyordum. Hemen üstümü değiştirip koşup geldim buraya. Çok yoğun çalışıyoruz. Yüksek bir tempoyla çalışıyoruz. Ama ekibimiz inanılmaz çalışkan olduğu için her şeyi yetiştirebiliyoruz şükür ki. Bizim için çok keyifli geçiyor set. Sizin için de aynı şekilde yoğun çalışıyorum diyorsunuz. Hı-hı. Ama projeden projeye devam ediyor. Başarılı işler çıkartıyorsunuz. Teşekkür ederim. Kendinizle ilgili neler söylüyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet, arka arkaya çalıştık bu sene. Mevlana bittiği gibi, gelsin hayat bildiği gibiye başladık. Çünkü tutamadık kendimizi senaryoyu okuyunca. Gerçekten hepimizi heyecanlandıran bir iş oldu. Dedik ki olmalıyız içinde, evet. Bu yüzden bazen dinlenmekten feragat edebiliyoruz. İşte bu tempo içerisinde kendinize zaman, vakit ayırabiliyor musunuz? Ayırmaya çalıştığım kadar ayırabiliyorum. Eve gittiğimde kedimle, köpeğimle vakit geçirince kendime vakit ayırmış oluyorum biraz. Bu dönem böyle. Cevabı oldu bu. Evet, şimdi ben hepsini hazırlayayım sanki cevaplarını. Öyle oldu biraz ama bu şekilde geçiyor hayatımız. Tatil yapamadınız. Tatil işte bir hafta kadar yapabildim ama gerçekten içinde olmak istediğin bir işin işle karşılaşınca tatili de umursamıyorsun, dinlenmeyi de umursamıyorsun. Çalışmak bizi dinç tutuyor. Yani şunu mu anlıyoruz? İş her şeyden önce mi geliyor? Tabii ki, tabii ki. Şu an öyle hayatımda. Peki, o zaman başka bir şey sormuyorum. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim, ben ayağınıza teşekkür sağ olun. Ederim, ben teşekkür ederim. Gel gel Adem abi. Evet. Yanına şu an romantik müzisi. Gelsin hayat bildiğini. Tüm şahane ekibiyle. Buradalar. Aksiyon derken yaşasın kadın gücü. Bravo. Çok teşekkür ederiz. Şu anda burada olmayan sevgili yapımcımız Necati Akpınar'a, sevgili yönetmenimiz Aldan Dönmez'e, senaristimiz Gani Müjde'ye buradan kucak dolusu. Bravo. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Senaryo. Bayılıyorum size ya. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Harikasınız. Tebrikler. 2, 1, 2 ve son kum. Hatta neden olmasın? Deniz anne gel. Burası ben beklerim. 1, 2, hatta... Voilà.